Esselamu Aleyküm Sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün akşam yemeği hazırlıyoruz. Ama bu arada maalesef elektrikler de gitti. Baya işlerimiz aksadı. Videom aksadı. Kuru fasulye yapıyorum. Burada yanında Pirinç da pilavımız var. Takipçilerim burada tencereme bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Pirincimizi. 2,5 su bardağı pirinç ıslattım. Bunları da süzeceğim. Şimdi sen takipçilerim yak pirincimizi önce sıcak suyla ıslattık. Bugün Adnan Bey nohutlu tereyağlı pirinç pilavı istedi. Tenceremize ilave ettik. Ve pirinçlerimin kavrulmasını sağlayacağım. Bu şekilde. Pirinçler azizdir. Onun için bir tanesini bile ziyan etmeyelim. Şimdi pirinçlerimizi kavuracağım. Şimdi akşam menümüzde kuru fasulye bir de pirinç pilavı, nohutlu pirinç pilavımız var. İnşallah Rabbim ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Şimdi pirinçlerimizi kavuruyoruz böyle. Bir de burada nohudum var. Daha önce de ben haşlayıp dondurucuya koyuyorum. Lazım oldukça çıkartıyorum. Eminim ki sizler de bunu yapıyorsunuz. Bir de bu arada burada ya bugün bundan aynısını alıp ekeceğim. Bir de burada hambeleslerimiz var. Belki bu hambelesi bilmeyen de var. Bunu bahçeden topladık. Adnan Bey toplamış. Tam zamanı şimdi bu hambeleslerin. İnanılmaz faydası vardır bunun. Mideye inanılmaz mideye, kolesterole, her şey, bütün hastalıklara şifası var bunun. Ve aynı zamanda çok lezzetli bir meyve. Başka yerde yetişiyor mu bilmiyorum ama bizim burada Hatay'da bu çok yetişiyor. Eğer sizin oralarda varsa sizlerin de bunu tüketmenizi tavsiye ediyorum mutlaka. Bir de bu şeyleri, sapları bizim burada Hatay'da adet mi bilmiyorum. Bayramlarda bu koca koca bunlardan toplanır böyle. Bağ bağ satılır. Bunun yaprağından yani dallarından. Bunu bayramlarda mezarlara götürüyorlar. Mezarların üstüne saplıyorlar. Bir de aynı zamanda çok güzel bir aroması var. Şöyle yaptığınız zaman inanılmaz bir aroması var. Allah İçine Teala. Anne. Hangisini? Hambeleslerin içini mi göstereyim? Evet. Göstereyim. Şimdi bu hambeles meyvesi. İçi böyle çekirdekli biraz. Bu meyvemizin, hambeles meyvenin içinde çekirdekleri var böyle. Ama bu nasıl yeniliyor? Şöyle alıyorsun avuç avuç atıyorsun. Çok çiğnemiyorsun. Çiğneyebilen çiğneyebiliyor ama azınlık çiğneyebilen çekirdeğini. Yok, yumuşak bir şekilde çiğniyorsun ama çekirdeğini çiğnemeden onu yutuyorsun. Ama inanılmaz bir meyve. Biz çok seviyoruz bunu. Ama alışmayan bunu yiyemez belki. Evet. Buradaki meyvemizi, hambelesimizi de tanıttık bu arada. Burada pirincimiz kavruluyor. Pirinçler ne kadar kavrulursa o kadar daha lezzetli olur. Şimdi pirinçlerimizi kavurduk. Bu arada bardak nerede? Ha, burada. Ne yapıyoruz? Burada bir su bardağı nohudumuz var. Onu da ilave ettim. Burada kaynar suyumuz var. Bu arada Bismillahirrahmanirrahim. Çok sıcak. Bitiyor. Üç. Artı dört. Yani her bir su bardağı için, her bir bardak pirinç için iki su bardağı su. Ve içerisine şöyle yarım tatlı kaşığı, yani bir çay kaşığı dolusu tuz ilave ettim.
Ve buna ne yapıyoruz? Pirincimizin üzerine birkaç damla limon. Diyeceksin ki bu limon ne için? Bu limon pirincimizin yani pilavımızın parlamasını sağlıyor. Böyle. Bunun kapağını kapatıyoruz. Yavaş alıyoruz ama. Alıyoruz, kapağını kapatıyoruz, pişmeye bırakıyoruz. Bu arada kuru fasulyemizi burada yapıyordu. Elektrikler kesilince maalesef yerdeki ocağı götürmek zorunda kaldık. Şimdi pilavımıza bakalım. Pilavımız pişmek üzere. Dokunmuyoruz. Pilavımıza bakalım. Pilavımız pişmiş. Altını kapatıyorum. Ya şimdi. Bir yemek kaşığı tereyağı. Demlemesi için kapağını kapatıyorum. 5 dakika sonra. Şimdi pilavımıza bakıyorum. Canımız salata istiyor niye bilmiyorum. Havalar soğudu ya sanki ondan mı acaba? Yoksa salata normalde her zaman yenilecek bir şey. Ama bugün gerçekten canımız salata istedi. Şöyle yemeğin yanında. Salata yapacağız. Marul. Böyle ne varsa. Elimizde ne varsa ondan yapıyoruz. Marulumuz var. Bahçeden lokamız var. Yeriz değil mi bunları? Domatesimiz var. Domates de doğrayalım. Ufak bir soğan sadece. Kadın. Yarım limon suyu. Evet, ilk kez bizim bahçemizde limon topluyoruz. Ve ben onun için çok mutluyum. Limon için bile. Bir limon için bile. Birazcık zeytinyağı. Yeni mahsul. Çok lezzetli. Bu kadar yeter. Şöyle.
sumağımızdan da biraz. Normalde ben salataya tuz koymam. Ama bugün çok az bir şey tuz koyalım mı? Şöyle çok az. Çok az. Ben salataya tuz koymaktan yana değilim. Şimdi salatamızı çok karıştırmıyoruz, fazla değil. Çok az böyle. Hatta bazen ben salatayı hiç karıştırmıyorum. Salatamız da hazır böyle. Şöyle yakından gösterebilirsin. Maşallah, subhanallah. Salatamız. Şöyle. Salata da hazır. Burada. Şimdi servis yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Pilavımız tane tane oldu maşallah, subhanallah. Şimdi kapağını kapatıyorum. Fasulyemiz kaynamaya başladıktan sonra 35 dakikada pişirdik. Şimdi kapağını açıyorum. Havasını aldım tabii ki bunu. Kapağını açıyorum. Ve fasulyemiz pişmiş inşallah. Fasulyemiz, bakalım. Evet, fasulyemiz pişmiş böyle. Maşallah maşallah. Şimdi servis yapacağız. Şimdi servis yapıyorum. Şöyle. Evet, pilavımız hazır. Tane tane oldu. Burada fasulyemiz var, pilavımız var ve olmazsa olmazı soğanımız, kuru fasulyenin yanında ve salatamız. Maşallah, subhanallah. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.